Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar size İttifak Savaşları ödüllerinden biraz bahsedeceğim. Birçok videoda yaptık arkadaşlar. Özellikle bu Kingpin 7'nin gelmesiyle beraber tabii ki T5'lerin artık bolca ayyuka çıkması ve aynı zamanda arkadaşlar bu şöhret mağazalarında hem Alfa 2'lerin çok ucuzlaması, uyguna gelmesi hem de T5'lerin Alfa 2 şöhretlerle beraber alınması, yani hem Alfa 2 hem T5 kombinasyonunun çok faydalı olması, aynı zamanda arkadaşlar hem bu mağazadan şöhretlerle alınabilmesi hem şuradaki aşama ödülleri arkadaşlar, hemen onları da göstermek istiyorum. Buradaki zirve aşama ödülleriyle her yine şöhret gelmesi, K7 kristalleri gelmesi, K6 kristallerinin artık bolca gelmesi arkadaşlar. Aynı zamanda sıralama ödüllerinden yine şöhret, T5, Alfa 2 veya Alfa 2 parçalarının gelmesi. Artık arkadaşlar Kingpin'i çok ön plana çıkarmıştı. Zaten bunu da söylemiştik. Birçok ittifak bunu yapıyor artık arkadaşlar. İttifak savaşını ikinci plana attılar ve Kingpin'e ağırlık verdiler ki özellikle gelişmek isteyen ittifaklar, gelişmek isteyen oyuncular, yani gelişmek isteyenden kastım şu arkadaşlar. Elinde en azından 2 tane 5.65 olan varsa artık Kingpin'e ağırlık vermeye başladı. Haksız da değiller arkadaşlar. Yani ben de bunlardan biriyim. Benim elimde 4 tane 5.65 var. 5.'nin gelmesine çok fazla bir şey kalmadı. Bunun da arkadaşlar en büyük etkenlerden bir tanesi Kingpin 7 maceraları. Gerek T5 olsun, gerekse arkadaşlar Alfa 2 alımında olsun. Yani neredeyse her hafta 1.5 Alfa 2 alabiliyorsunuz. Tabii ki biz biraz da stok alıyoruz. Stok aldığımız için de arkadaşlar özellikle Kingpin maceralarına yolda kalmamak için her ihtimale karşı ne olur ne olmazdan gidiyoruz. Bu sebeple arkadaşlar Kingpin 7 maceraları gerçekten çok ön plana çıkmıştı. Hatta bağışların da düşmesi Kingpin 5 oynayanları Kingpin 6'ya etti. Kingpin 6 oynayanların da arkadaşlar belki bir gün veya iki gün Kingpin 7 oynamaya itmişti. Bu da güzel bir şey olmuştu. Tabii kabam da buna önlem alacaktı. Belliydi arkadaşlar. Zaten şu anda 8. sezonun bir bitimine az kaldı. Yeni sezonlarla beraber arkadaşlar bir beta sürümü de başladı. Artık ittifak savaşları da arkadaşlar ödülleri değişecek. Onu da bir söyleyelim. Hemen şuradan sezon ödüllerine bakalım. Yani buradaki ödüller artacak arkadaşlar. Çünkü Kingpin'in çok arkasında kaldı. Eğer ittifak savaşlarının Kingpin maceranın daha önde olunması isteniyorsa, insanların savaşa daha fazla ağırlık vermesini istiyorlarsa mutlaka ama mutlaka arkadaşlar buraya bir şey getirmeleri lazım. Şöyle söyleyeyim. Mesela biz altın bir oynayan bir ittifaz. Yani platinum 2'ye çıkacakken altın 1'e de düşmek de biraz acıklı oluyor arkadaşlar ama neyse. Yani şöyle altın 1'in ödüllerine baktığımda 1000 parça 6 yıldız, 3000 parça 5 yıldız, 1125 parça T5 gibi çok komik bir rakam. 4500 parça Alfa 2, 3 tane savaş sezonu, kristali vesaire. Yani arkadaşlar benim bir sezonda aldığımı burada ben bir haftada zaten Kingpin 7'de daha fazlasını alıyorum arkadaşlar. Bir haftada çok daha fazlasını, çok çok daha fazlasını. Alfa 2'lerin sadece kristallerden çok daha fazlasını. Yani gerek Kingpin 7'yi her bitirdiğinizde, her gün bitirdiğinizde verdiği T5 parçaları, gerekse ise mağazadan aldıklarınız arkadaşlar kat ve kat fazlasını alıyorum. 5 yılda zaten Allah artık ne verirse arkadaşlar, ne çıkarsa yani çoğu zaman çöp çıkıyor zaten. 6 yıldızlara hiçbir şey söylemiyorum. Elinde 7 tane 6 yıldız var, al birini vur ötekisine dersiniz ya. Öyle bir şey. Yani hiç garanti değil. Ama bu T5 ve arkadaşlar Alfa 2'ler hakikaten çok garanti, çok güzeldi. Bunlara bir değişiklik geliyor. Bunların seviyeleri daha da artacak arkadaşlar. Daha da yükselecek. Hem de böyle hatırı sayılır bir şekilde yükselecek. Hatta ve hatta S5'ler bile, S5 parçaları bile, tabi buralar için değil belki ama yukarıları için geçerli. S5 parçaları bile arkadaşlar gelebilir ki gelecekti zaten. Bunu göreceksin, hani bir laf var ya, gelecek diye, bir gün gelecek diye. Gerçekten de gelecek arkadaşlar. Bunu hep beraber göreceğiz zaten. Yoksa ittifak savaşları Kingpin'in aşırı derece gerisinde kaldı. Yani şöyle ittifaklar da görüyorum. Full Kingpin 7 oynuyoruz. İttifak savaşı açmıyoruz yapan Türk ittifakları da gördüm. Yabancı birkaç ittifakın da yaptığını duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum arkadaşlar. Ama yabancı ittifakların da bu tarz bir şeyler yaptığını duydum. Yani Kingpin'i de o kadar ön plana gitti. Zaten turnuva komple değişecekti 2019 itibariyle. Bunu da söylemiştik arkadaşlar. Hakikaten değişti. Değişmeye devam edecek.
Artık S5'ler hayatımıza girdi. S5'lerin hayatımıza girmesi arkadaşlar 6 yıldızın 3.45'e, hatta yakında arkadaşlar T6'ları da göreceğiz. Bu da 6 yıldızların artık 4.55 gibi inanılmaz bir seviyeye atılmasına olanak sağlayacak. Tabii belki bu 6 yıldızların 4.55 olma olayı sene sonunu bulabilir. Belki biraz daha da gecikebilir. Yani 6. sezonun arkadaşlar bitmesi, 6. sahnenin bitmesiyle de ilgili olabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi çok yakın zamanda İttifak Savaşı ödülleri de değişecek. Artık S5'ler de buraya eklenecek. T5'lerin oranı ve Alfa 2'lerin oranı artacak. Hatta Alfa 1'leri bile görebiliriz. Şu alt taraflarda sanıyorum yoktu. Evet arkadaşlar, Alfa 1'ler ve hatta yüksek miktarda altınları da görebilirsiniz. Çünkü son zamanlarda çok popüler arkadaşlar kaynak yetersizliği. Bununla ilgili çok ayrıntılı bir video zaten yapacağım. Kaynak yetersizliği de çok fazla. Altın olsun, izolar olsun, S1'ler olsun arkadaşlar. Gerçekten çok yetersiz. Bunları da ittifak savaşlarına ödüllerine eklenirse hiç şaşırmayın. Ama toparlamam gerekirse arkadaşlar 6 yıldızların verilen 6 yıldız parçanın rakamları yükselebilir. 5 yıldızlar aynı şekilde. T5'ler, Alfa 2'ler artacak arkadaşlar. Belki S5 parçanı bile yukarıda görme ihtimalimiz olacak. Siz bu ödüllerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Artmalı mı, yoksa artık savaş ikinci planda kalsın, herkes Kingpin mi kalsın? Veya yeni ödüller gelse sizce ne gelebilir arkadaşlar? Bunu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bana destek olmak için de videoyu beğenebilirsiniz. Bu benim için çok önemli. Benim YouTube kanalım dışında bir de Instagram'da sayfam var. Oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Oradan da paylaşımlar yapıyorum, anketler yapıyorum ve sizle oradan da sohbet edebiliyorum. Desteklerinizi bekliyorum ve destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar.